güzel duruyor. Bugün tekrardan bir Londra ziyareti yapacağız. Ama bugün tabii ki özel bir misafirimiz var. Yanında karıcığım Kira mevcut. Şimdi Londra merkeze geldik ama nereye geldiğimizi ikimiz de bilmiyoruz. Buradan aşağıya inip tekrardan o Big Ben'i vesaireyi bulmaya çalışacağız birlikte. What the fuck abi, akılsın. Thank you. Like the thing. XH2S önünde 50 milimetre çekimlere başlayalım. Baksana abicim bana. Bak abicim, ulan adamsın be. Just one more. That was a good one, I guess. Şu an tam Londra merkezin böyle turistik olan alanındayız. Ha, kraliçenin yerindeyiz. Böyle işte Dolmabahçe Sarayı gibi askerler shift değiştiriyor vesaire. Gene kiracığımla buralarda güzel bir yürüyüş yapacağız. Hem buraları gezmiş olacağız. Bunlar biliyorsunuz Londra otobüsleri meşhur. Her gelen bunlarla fotoğraf çekiyor. Çekiniyor, bir şeyler yapıyor. Her yerde bunlardan bulabiliyorsunuz zaten. Bakalım biz de bugün biraz ilginç gene arabalar, insanlar, mekanlar çekmeye çalışacağız. Tabii ki özellikle şu anda 50 milimetrelik 1.0 diyaframlı lens var elimde. Bununla daha çok portreler, arabalar vesaireler çekeceğim. Daha sonra belki ihtiyacım olursa 23 milimetrelik wide angle lensle de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi binaları çekmeye başlayacağım. Bazı insanlar biraz agresif olabiliyor fotoğraflarını çektiğimde. Bazıları da çok hoşuna gidiyor. O yüzden biraz dikkatli olmam gerekiyor tabii ki fotoğraf çekerken. Ama çok büyük bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum bugün. Şöyle güzel bir fotoğraf aldık. F1 2500 shutter 80 ISO. ISO'yu her zaman en düşükte tutacağız. Bu sayede çok daha net, temiz fotoğraflar alabileceğiz. Şimdi buraya zaten Alvin'le gelmiştik biz. Bu tarafa doğru gidip şu ileride köprünün çıkışında bir tane tünel var. Orada birkaç fotoğraf çekmek istiyorum. What's that you said one thing about the oldest building or something, didn't you? That's the Westminster Abbey. Has this one you're talking about? Where the government is and shit. Big Ben'den. Parliament. Şimdi bu fotoğrafı şuradan alabilir miyim? Bir kısmını alabiliyorum. Buradan şöyle yaparsak fena değil. Şöyle de yaparsak öyle fena değil. Ama biraz daha insan çeksem daha güzel. Değil ki. Yeah. Where I like to go is under that tunnel. You coming out of and you seeing that thing purely. Which is really good. Let's do that. Let's don't walk there for nothing. Let's just walk here. Buradan amcam. Şöyle amcanın da fotoğrafı çekelim. Çekemedik.
Ooh. Abi her yere işemişler burada, leş gibi kokuyor. Abo, bu nasıl bir koku lan? Oo. Aa, buraya gelirseniz buradan geçmeyin birader. Zaten bütün fotoğrafçılar burada. Fotoğraf çekiyor şu ablamızla birlikte. Bir de ablamızı çekelim. I'm taking it as well if that's okay. Looking really good, yeah. Sorry. I'm just coming there to take a picture as well, yeah. Is he okay if I take it as well? Sure. Okay, thank you. I'm sharing my photos a little bit in a good way, sorry. No, you're looking really good though. Thank you. Hello. Hi. All right. But you know what? If you can just... That will look awesome. But maybe you stand in there and then you turn him back to us like this, if that's okay. Is it good? Okay. Nice. Ready? Just give me a sec. Yes, exactly. Ready? 3, 2, 1. No, maybe we do the opposite. First you look at that and then turn to us. Ready? And one more thing. If you get a little bit closer to us, it's gonna look better. Yes, that's perfect. Ready? 3, 2, 1, go ahead. Let's see. How did that come out? I did a picture. There's just one couple coming in. Yeah, oh, it's not bad. Oh, you put the, I didn't catch you this one. I think you have to get it in the drive mode. Yeah, I need to go. Thank you very much. See you later. Kıskandın mı? Yok. Orada karılarla bacılarla hep konuştum Allah, ettim. Hiç kıskanmadım. Hiç şaşırmadım. Hi sir. Is it okay if I take a picture of you with the building behind? Yeah, yeah. Just you look so good with that. No? Okay, thank you. Thank you. No worries. Kira genelde Londra'nın çok tehlikeli vesaire olduğunu söylüyor. Eminim ki hani arka sokaklar vesaire tahmin ettiğinden daha tehlikelidir ama bizim tarlabaşı, kuşbaşı değil, kuştepe. Ama gecinde çok tehlikeli değil ama gün içinde, akşamında. Burada bir tane jaguarla kuş var. İkisini alabilirsem. Bir kişiyi daha yakalasaydım orada iyi olurdu da yürüyen. Şu an kimse geçmiyor yanımda. Ha, şu amcamlar geçerse belki arkalarından. Gelen amcamı bir çekeyim. Yeah, you need tax records. Yeah. Şu abimizi de çekebilirim. Önce çekiyorum onları, sonra arkadaki binaları çekiyormuş gibi yapıyorum. Oo, eteğin de şıkmış ha. Vallahi İskoç kesin.
Bunun yansımasını çekebilecek miyim bakalım. Güzel, fena değil, fena değil. Şu ablamız gülle çok güzel duruyor. Aa, çok iyi. Çok güzel fotoğraf. Kira hem acıktı hem biraz yoruldu. Piccadilly Circus'a geldik bu arada. Yok, kaçtı. Kuşları oradan kovalasana. Üç deyince. Ha? Walk from there and let the birds go. Wait. Yeah, do it, do it. Yeah, they don't go, do they? It's ways like... Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat daha buralarda dolanacağız. Sonra eve dönüş vakti. Çok da geç olmadan. Çünkü yarın Türkiye'ye uçağımız var. Baksana abi, binaları falan. Ya burası şey gibi işte. Taksim Meydanı olarak düşün. Taksim Meydanı, burası da şey işte. İstiklal Caddesi, böyle aşağı doğru yürüyeceğiz şimdi. Bayağı yani her ülkeden, her nationality'den farklı insanlar olduğu için Asyalısı, Hintli, siyahisi, İngiliz'i, İsveç'i, Finlandiyalısı, herkes burada olduğu için tam böyle bizim için hani sokak fotoğrafçılığı yapmak için en güzel yerlerden birisi bu bence. Bu arada Ekim ayında Londra'da oturan arkadaşlarımla güzel bir sokak fotoğrafçılığı düzenleyeceğiz. Böyle 5-6 kişi. Eğer bu videoyu izleyip siz de Londra'da yaşıyorsanız bize katılabilirsiniz. Sanırım 22 Ekim civarında olacak. Bana Instagram üzerinden mesaj atmayı unutmayın. Evet, ayarlarımıza bakalım. Böyle bir dolu. Hala 50 milimle çekiyorum bu arada. 23'e geçmek şu anda istemiyorum. Çünkü genelde portre çekimi yaptığım için çok geniş kalacak. Diyafram 1.6, ISO'muz hala 80. Shutter speed şu anda 320'ye çektim. Çok ablamızı çekelim. Auto eye focus'umuz 10 bu arada. Daha garanti olsun diye çekimler. Hani bugün hiç güzel araba yok ama etrafta. Değil mi? Böyle Ferrari'ler, Merrari'ler. Her şey siyah. Arabalar siyah. Miip. Şu Asyalıları çekmeyi çok seviyorum. Çünkü çok ilginç ve güzel çıkıyorlar fotoğraflarda. Öyle sürüyorsun. He? Öyle sürüyorsun. Ayıp ya. Niye ayıp be? Çünkü güzel ilginç, çıkıyor. İlginç. Ha yani ne bileyim, farklı çıkıyorlar. Şu ablam mesela yok. Bakayım. Çok sade kalıyor. Yani sade kalıyor, evet. Biraz daha böyle. Şimdi şurada bir dakika beklersen, şuradan gelen ilginç biri olursa çok güzel fotoğraf olur.
Ama tek başına olması daha iyi tabii ki. Birazcık bekleyeceğim burada. Bak 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 nasıl kaçıyor, kireye bak. Ulan bir düzgün birisi gelmedi be. Kireyi çekeyim. iFocus'u kapatacağım ki istediğim kişiye... Güzel. Bir tane abimizi aldık. Ama böyle bir tık daha... Heh, şu an boşaldı. Şu an boşaldı. Birinin gelmesi lazım. Heh, iki tane Japon abimiz geliyor. Gel 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 gel. Yani fena değil. Fena değil. Gene güzel. Diyafram 1. 320 shutter. ISO 80 şu anda. Onu kaçırdık. Ops. Atma ihtiyacın olacak. Yeah, we can. Şuradaki abimi çekmek istiyorum. No, I'm waiting for the bus here, okay? Nice. Şu siyahi ablayı alabiliriz. Aldık. If you buy a travel ticket, like we was gonna buy it. Yeah. Kanka şu karşıdan gelen arabayı çekeceğim, kira. Şimdi Avrupa'da böyle adımını attığında sana yol veriyorlar diyorlar, doğru. Ama mesela kırmızı ışıkta sana kırmızı yanıyor da geçiyorsan seni paramparça ederler yolda. Vallahi paramparça ederler yolda. No, just that building. Nice. Şimdi sol tarafta bir tane mavi araç gördük. İnşallah oradadır hala. Hala orada. Hı, Porsche. Şöyle şu aradan. Aslında şuraya girebilseydik oranın içinden güzel çıkardı bu araba da. Yep. I'm gonna take a couple of more of course. What's this plate number about? Nice though. It might be that they're trying out. Bir de şu ablamı çekeyim hazır oradan girerken. Abimiz turuncu giymiş. Oo, şu gelene bakın. Bakalım bu fotoğrafı açınca nasıl gözükecek. Abi sokaklar mokaklar çok iyi ama ya. Tam böyle fotoğraf çekmedik. And see from the map. Şu Mustang'i çekeceğim. What is it? Like, be careful standing in this road. Şu GT'yi alalım. Şu aynada. Bir de şu İngiltere bayrağıyla alabilirsem. Yok, araba geçsin. Abo. Okay, aman. Birader, bu nedir ya?
treatment. Hangi sokağa girerseniz girin çok kral arabalar bulabiliyorsunuz. O yüzden Londra'ya gelirseniz eğer araba fotoğrafları çekmeyi de sakın unutmayın. Şurada bir ablamız var ama. Evet, kireye biraz motivasyon. Birazcık motivasyon karıcığım. Hadi çocuğumun annesi, hadi. Yapabilirsin. Bugün yani. Hayvan gibi pizza başka, yedin. Başka hangi adam bunu yapar? Kadın. Yok. Başka adam bunu yapar kadına. Ama biliyordun buraya gelirken ne olacağını. Evet, o yüzden gelmek istemiyorum. Şu Porsche'dan alayım sana bir tane. Neye gerek vardı? Akanziler. Ama camın arkasından çekmeyi sevmiyorum. O yüzden bunları pas geçiyorum. Gene de siz bakın. Kaç para? Parası yazıyor mu? 215.974. 216.000 pound. Yani bu da ne yapıyor? 2-4 milyon. Hı. 4 milyon liraya şu aracı alabiliyorsunuz ki Türkiye şartlarında çok ucuz. Yani 2 milyona Honda Ford aldığımızı düşünürsek çok ucuz. Bu kaç para? 200 bin. Ha, bu da 4 şey, milyon. İkinci. İkinci el mi? Ha. Olsun, o da olur. Bile olur. Bu 5 milyon. Heh, bak bundan alabiliriz. Kira. Bundan alabiliriz. 8 bin lira bence cukka. Ona bak, pembe insanı alalım, siyah bana alalım. Burada şeyde... Siz gidebilirsiniz. Testleri... Abo. Kaçma. Dalga geçiyorsun. Kaçıyorsun. 50 milim devam bu arada. Zaten çektiğim fotoğrafları hangi ayarlarda çektiğim altına yazıyor olacağım. Ama sana helal olsun gene. 2 saat, 3 saattir yürüyorsun benimle. Kardeşim, o yüzden diyorum. Eğer benim hızıma yetişebilecek varsa buyursun gelsin. 10 saat. 10 saat, 12 saat durmadan çekim yapalım yani. Tamam, şunu çekmeden geçmek istemiyorum. Bak, İngiliz kardeşlerim işten çıkmış, pub'lara gelmiş de biralarını içiyorlar bak. Esmeri, at the end of this was. Zenci ablamı bir çekeyim ya. Ulan var ya. Ya yemin ediyorum çok seviyorum şu sokak fotoğrafçılığını ya. İnsanların o doğal halleri, şehir yaşantısı, bilmem nesi. Ne yapayım lan? Ruh hastası. Ben de çekeceğim seni. Harika. 0 depth in the field. Bak. Geldim. Ne geliyor lan? Var ya. Şu ikiliyi çekelim. Bakalım. Çok parlığız. Ayarımızı biraz kısalım. Shutter 800. Şu keko şuradan çıkarsa bu ikisi de güzel durabilir. Çık oradan keko. Evet, Kira'nın kadrajı bozması ile birlikte alabileceğim çok güzel bir fotoğraf. Kaçırmış bulunmaktayım. Teşekkür ederim ona. Oh, thanks. Oh, that's a nice picture. That's a nice picture. Şu ablamızı telefon şeyde çekeceğim. Nice. Şurada fotoğraf çeken ablalarımızın fotoğraflarını çekmek istiyorum. Şu
Şöyle baktığımız zaman ışıl ışık. Hayır. Ulan çok iyiyim ya. Ablam bana dönsün. Dön bana abla. Dön bana abla. Ablacığım dön. Hadi ablacığım. Hadi ablacığım ve... Ah be! Niye dönmüyorsun kız? Döndü. Bir dakika hayatım. Bir de şu ablamız için. Sablon. Ha? Yok. Şöyle tabii sokak fotoğrafçılığı yaparken de böyle bir şeylerin her zaman hazır olmasını bekleyemezsiniz. Hani ona göre ayarlamanız lazım. Video çekeyim. Mavi ablamızı çekeyim. Çok iyi. Bak hem GoPro açık, hem kamera elimde. Bir elimde story çekiyorum. Yemin ediyorum daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Hemen karşıya bakalım. El ele bir çiftimiz. Onlar için. Bu arada bütün fotoğrafları neredeyse dikey çekiyorum. Nedense de aha, anne baba harika. Bir okey hareketi. I could make thousands. I'd like to shoot her. Şimdi bu ablayı çekeceğim ama önünden birini geçmesini bekliyorum. Yap. Böylesi çok daha iyi. Aynen bak şu güzel mesela. Biraz daha önde olsaymış ablamız arka tarafı daha güzel blörlü alabilirdik ama buna da şükür. Şu Jamaikalı ablalarımızı çekelim. Kira'yı çekeyim. Bak işten çıkmış beyaz yakalılar. Ulan güzel fotoğraf ha. Bak şu ablamızı çekeceğim. Bakalım. Ulan çok iyi be. Şimdi Marmaris'te bu kadar fazla insan. Oo şu ablamız da çok güzel. Önüme girdi bak. Şu otobüsteki ablama ve netleyeyim. Bir de şuradan eğer birisi çıkarsa çok güzel bir... Yok sen değil geç. Hadi. Hadi kardeşim. Yok sen de değil abla çık. Bir tane ablamız geliyor. Bir şöyle çekeyim. Şimdi de çok kalabalık oldu. Şu arkadaşlar gayet güzel. Okay, look straight to the train, okay? Does that sound good to you? Yeah, that's fine. As long as it's fine. I honestly don't mind just sitting if you want to go anywhere else. Yeah, no. That's fine. Bunun var ya. Yemin ediyorum döktürüyorum bugün ya. Evet, Piccadilly Circus'a tekrar döndük. Şimdi güle güle deme zamanı. Aşağı trenlere doğru gidiyoruz. Ondan sonra da çekimi bitireceğiz. Şu Japonlar da. Give me the card as well. Okay. Evet. Kira'nın da pilini bitirdik arkadaşlar. Bir yarım saat 45 dakika şeyi beklememiz gerekiyor. That was good. Okay.
Vay, kaycı bir şeyler yapsa da. Tamam, şimdi burada market nerede bulabiliriz? Şu arkadaşımızı çekeyim. Şöyle bir şey var, tabii ki her çektiğiniz fotoğrafın güzel olması bir şey. Ama tabii ki her çektiğinizi kullanacaksınız veya beğeneceksiniz diye bir kaide yok. Yani çekmeden bilemezsiniz zaten nasıl olduğunu. Tabii ki bu zamanla hani deneyim kazanarak ne yapıp ne yapmamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Özellikle benim için hani İngiltere'de sokak fotoğrafçılığı yapmak çok alışılmış bir şey olmadığı için şu anda bu ikincisi oluyor ve her yaptığımda daha çok kendimi geliştirebiliyorum. Mesela şu Kulübey ile birlikte. Yani birazcık da pratik olmanız gerekiyor tabii ki. Pat 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 hemen ne gördüyseniz o an çekmeniz gerekiyor. Ama inanılmaz zevkli. Yani hayatımda yaptığım en zevkli şeylerden birisi bu sokak fotoğrafçılığı. Özellikle random sokak fotoğrafçılığı. Çok hoşuma gidiyor.